Önce bir kalem bombayla susturuldu. Karanlıkta parlayan bir kalem. Karanlıkların dehlizlerinde bir fener gibi dolaşan Uğur Mumcu'nun kalemi, onu sevenler ve adalete inananlar için güçlü bir dost, güçsüzler ve sesini duyuramayan milyonlarca insan için de gürleyen bir toptu. Uğur Mumcu'nun kalemi, karanlığın dehlizlerinde fare gibi dolaşan hırsızların ve dolandırıcıların ruhlarında kelepçe, eli kanlı terör çeteleri ve onların arkasındaki uğursuzluk yönetmenlerinin boynunda da mengeneydi. O kalpaksız bir kuvayi milliyeciydi. Bir bağımsızlık savaşçısıydı. Bir öğretmendi. Laikliğin ve Atatürk Cumhuriyeti'nin ödünsüz savunucusuydu. Yolsuzlukların ve hırsızlıkların peşinde koşarken aynı zamanda bir insanlık ve yurttaşlık dersi veriyordu. Emperyalizmin ve yerli işbirlikçilerinin Türkiye üzerindeki hesapları karşısında Uğur Mumcu adı yalnızca bir gazetecinin takipçiliğini değil, aynı zamanda bir vatanseverin direnişini simgeliyordu. Bağımsız, bölünmez, çağdaş bir Türkiye onun kaleminin mürekkebiydi. Bu kalem, uyuşturucu kaçakçılarının, uyuşturucu kaçakçılarıyla terör örgütleri arasındaki bağlantıların, gizli servislerle terör örgütleri ve uyuşturucu kaçakçıları arasındaki bağlantıların, silah kaçakçılarının, hayali ihracatçıların, dalavericilerin, üçkağıtçıların karşısına dikiliyordu toplum adına. Ocak 1993 tarihinde Uğur Mumcu'nun kalemi bir bombayla parçalandı. Uğur Mumcu'nun sorularına ve suçlamalarına yanıt veremeyenler tarafından. Uğur Mumcu'nun kaleminin başka suçlarını da açığa çıkarmasına engel olmak isteyenler tarafından. O kalemi yazmasına daha fazla tahammül edemeyecek durumda olanlar onu bombalarlarken suçlarını da itiraf etmiş oldular. Kamuoyu 4 yıldır bu korkak alçakların maskelerinin indirilmesini ve katillerin yakalanmasını bekliyor. Dört yıl önce bu sokakta öldürüldü. Uğur Mumcu artık aramızda değil. Ancak dürüstlüğü, kötülüklerle amansız mücadeleciliği köklü bir miras olarak yaşayacak. Kalemi de. Onun kalemi insanlık yaşadıkça gazetelerde, dergilerde, kitaplarda, radyolarda, televizyonlarda yazmaya devam edecek. Uğur Mumcu için Ankara'da evinin önünde tören düzenlendi. Uğur Mumcu'yu öldüren bombanın patladığı saat 13.25'te yüzlerce seveni onun için saygı duruşunda bulundu. Uğur Mumcu'nun kişiliğinde demokrasiyi, barışı, Atatürkçülüğü, insan haklarını, laikliği bulan binlerce kişi hep bir ağızdan şarkılar söyledi.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'la Genel Sekreter Adnan Keskin, Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Önder Sav ve milletvekilleri de bulundu. CHP Meclis Grup Başkan Vekili Önder Sav yaptığı konuşmada Uğur Mumcu'yu her geçen gün daha büyük özlemle aradıklarını, 4 yıl geçmesine rağmen Uğur Mumcu'nun yüreklerdeki, basındaki ve toplumdaki yerinin doldurulamadığını söyledi. Önder Sav, Uğur Mumcu'nun önemli bir araştırmacı, bilim adamı, gözü pek bir devrimci, laik, aydın bir gazeteci, yeri doldurulamayacak bir hukukçu, ödün vermez bir Atatürkçü olduğunu vurguladı. Biz Uğur Mumcu'yu anlıyoruz. Ama Uğur Mumcu'yu öldürüp susturduklarını sananlar, düşüncelerini unutturduklarını sananlar, faili meçhul cinayetlere hasır haltı ettiklerini sananlar, kısa zamanda yanıldıklarını anlayacaklardır. Uğur Mumcu'yu susturamadınız. Uğur Mumcu'yu sevenleri de susturamayacaksınız. Uğur Mumcu'yu unutturamadınız. Unutturamayacaksınız. Daha sonra Uğur Mumcu'nun eşi Güldal Mumcu törene katılanlara seslendi. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İsyanınızla geldiniz, direncinizle geldiniz, sorularınızla geldiniz, vatandaş olmanın bilinciyle geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ve unutmayınız demek istiyorum. Unutmayınız. Gerçek bir demokrasi istiyorsak bunu yapmak elinizde. Bu olayda sergilediğiniz vatandaş olma bilincini sürdürünüz. Yılmadan sorunuz, korkmadan sorunuz ve susmayınız. Susmak vatandaşlığa yakışmaz. Aşılmasına yol açtı. Açtığınız bu yolda yürümeye devam edin ki başka acılar olmasın. Tören Uğur Mumcu'nun sevdiği şarkıların Ufuk Karakoç'un sazı eşliğinde hep birlikte söylenmesiyle devam etti. Süre anıt yerini terk etmeyen Uğur Mumcu sevenleri anıtın çevresini karanfillerle doldurdular. Mumlar yaktılar ve Uğur Mumcu'nun izinde yürümeye söz verdiler. Demokrasi şehidi Uğur Mumcu'nun dostları ölüm yıl dönümünde onu mezarı başında da andılar. Onun ışığının hiç sönmeyeceğinin ifadesi olarak mezarın başında mum yaktılar, kırmızı karanfillerle sevgilerini, özlemlerini anlattılar. Mumcu'nun mezarı başındaki törene ailesi, yakınları, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Önder Sav'la çok sayıda seveni katıldı. Uğur Mumcu'nun anısına Çankaya Belediyesi sergi salonunda bir de sergi düzenlendi. Mumcu'nun katledilişini anlatan gazete haberleri, onun ardından vatandaşlarca yazılan şiirler, gazetelerdeki ölüm ilanları ve yaşantısından bir kesit yer alıyor sergideki fotoğraflarda. Sen gösterdin. Törende konuşan Cumhuriyet Gazetesi imtiyaz sahibi Berin Nadi, Uğur Mumcu'nun ölmediğini ve sevenlerinin kalbinde yaşadığını vurgulayarak katillerinin bir gün mutlaka bulunacağını belirtti. Cumhuriyet Gazetesi adına konuşan Erdal Atabek ise Uğur Mumcu'yu öldürenlerin onun ölümünden bekledikleri sonucu elde edemediklerini anlattı.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nail Güreli de Uğur Mumcu'nun bir halk gazetecisi olduğunu ve işlevini yüreklilikle, özgürce dile getirdiğini belirtti. DİSK Genel Başkanı Rıdvan Budak da Türkiye'de adalet ve hukuk isteyenlerin geçen yıla göre daha kararlı ve güçlü olduklarını kaydetti. Bu arada Cumhuriyet Gazetesi bahçesinde Uğur Mumcu'nun anısına bir defter açıldı. Törene katılanlar sık sık "Susma, sustukça sıra sana gelecek, uğurlar burada, katiller nerede?" şeklinde slogan attılar. Törene bazı milletvekilleriyle gazeteciler ve vatandaşlar katıldı. Törene katılanlar daha sonra İstanbul Valiliğine kadar yürüdü. Burada da Çağdaş Gazeteciler Derneği adına bir açıklama yapıldı. Açıklamada Uğur Mumcu'nun katillerinin bir an önce bulunarak cezalandırılması istendi. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'nce de Uğur Mumcu anıtı önünde bir tören düzenlendi. Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başladı. Beşiktaş Belediye Başkanı Ayfer Atay, hunharca öldürülen gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun katillerinin hala yakalanamamasını eleştirdi. Daha sonra törene katılan vatandaşlar ellerindeki karanfilleri Uğur Mumcu anıtının üzerine bıraktılar. Uğur Mumcu İstanbul'da Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nce düzenlenen toplantıyla da anıldı. Anma toplantısı ve düzenlenen açık oturumun ardından Uğur Mumcu'nun düşüncelerinde gezinti konulu bir saydam gösterisi sunuldu. Gazeteci yazar Uğur Mumcu, öldürülüşünün 4. yıl dönümünde İzmir'de de çeşitli etkinliklerle anılıyor. Demokrasi platformunca Cumhuriyet alanında düzenlenen Uğur Mumcu'yu anma ve faili meçhul cinayetleri kınama mitingine yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Çeşitli sloganların atıldığı ve demokrasi şehitleri için saygı duruşunun yapıldığı mitingde, demokrasi platformunu oluşturan sendika, dernek ve meslek kuruluşlarının temsilcilerince hazırlanan bildiriyi, dönem sözcüsü ve DİSK Ege Bölgesi temsilcisi Musa Çam okudu. Bildiride Uğur Mumcu'nun yıllar önce dile getirdiği ve mücadele ettiği karanlık ilişkilerin son zamanlarda açıkça ortaya çıktığı anlatıldı. Miting, katılanların Uğur Mumcu'nun resmi önüne karanfiller bırakmasıyla sona erdi. Uğur Mumcu'yu anmak amacıyla İzmir'de çeşitli toplantılar ve sergiler de düzenlendi. Yarın başlayacak Adalet ve Demokrasi Haftası boyunca Uğur Mumcu'nun hayata bakış açısı, duygu ve düşünceleri, kısacası kaleminden sayfalara dökülenlerle hala aramızda yaşadığı bir kez daha vurgulanacak. Ankara'da yarınki anma etkinlikleri Uğur Mumcu Sokağı'nda saat 13.30'da yapılacak törenle başlayacak. Mumcu'nun Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında da saat 15.30'da anma töreni yapılacak. Uğur Mumcu'nun anısına çeşitli toplantılar da düzenlenecek. Öte yandan gazeteci yazar Uğur Mumcu bugün İstanbul'da düzenlenen bir yürüyüş ve açık hava toplantısıyla anıldı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Teşkilatı tarafından gerçekleştirilen yürüyüşe katılanlar öğle saatlerinde Taksim Cumhuriyet Anıtı önünde toplandılar. Harbiye'de bulunan Uğur Mumcu anıtına yürüyen topluluk anıta çiçek koydu ve mum yaktı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri Adnan Keskin burada yaptığı konuşmada Uğur Mumcu'nun 4 yıl önce arabasına konulan bombanın patlaması sonucu öldüğünü hatırlatarak bu ölümün yüreği barış, özgürlük ve yurtseverlikle çarpan herkesi üzdüğünü belirtti. Uğur Mumcu'nun yaşamı boyunca bağımsızlığın savunucusu olduğunu ve vurguncularla çetelere karşı savaş verdiğini anlatan Keskin, Mumcu'nun laik, demokratik Türkiye kavgası verdiğini söyledi. Ayrıca CHP Beşiktaş İlçe Gençlik Kolu tarafından Beşiktaş'ta bulunan Uğur Mumcu anıtında da bir anma töreni düzenlendi. Kemalist hukukçular oluşumunca Ankara'daki Uğur Mumcu anıtı önünde yapılan açıklamada da Atatürk'ün ilke ve devriminin her zaman Türkiye Cumhuriyeti'ne rehber olduğu ve ışık tuttuğu vurgulandı. Yürüyüşe katılanlar öğle saatlerinde Taksim Cumhuriyet anıtı önünde toplandılar. Saygı duruşunun ardından yapılan açıklamada vatandaşın devlete olan güveninin sarsıldığı, karanlık güçlerin Cumhuriyet'in parlayan ışıklarını söndürmeye çalıştıkları kaydedildi. Toplantıya katılanlar daha sonra Harbiye'de bulunan Uğur Mumcu anıtına doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüş boyunca "Yaşasın Atatürk Cumhuriyeti, Türkiye laiktir, laik kalacak, katiller bulunsun, hesap sorulsun" şeklinde sloganlar atıldı. Uğur Mumcu anıtı önünde sona eren yürüyüşe katılanlar burada toplu halde Atatürk'ün gençliğe hitabını okuduktan sonra dağıldılar.